Arkadaşlar sonunda Zinzaumuz buff yedi abi. Yani bayağıdır bekliyordum aslında ben böyle buff'ı. Çünkü neden diyeceksiniz? Meta'da dövüşçüler böyle bir giriyor bir çıkıyor. Riot böyle belli başlı dövüşçüleri içeri alıyor. Belli başlı dövüşçüleri dışarı çıkartıyor. İşte ne yapıyor? Olaf'ı bir içeri alıyor. Sonra nerfliyor dışarı çıkartıyor. İşte ondan sonra Volibear'ı içeri alıyor. Sonra nerfliyor dışarı çıkartıyor. Bu tarz şeyler yapıyorlar. Zinzaum normalde genelde hani çok kötü duruma düşmezdi ama bayağıdır kötü duruma düşmüştü. Şimdi pasifindeki iyileşmesini ve W'sunu arttırdılar arkadaşlar, güçlendirdiler. Hem pasifi buff aldı hem W'su buff aldı. Bu da demek oluyor ki karakter zaten gank makinesi, ki daha önceden biliyorsunuz ben çok fazla Zinza oynardım. Özellikle yan kanala gelsin işte buraya olsun falan. 1v9 atabilirdik bu şampiyonda. Bayağıdır oynamıyordum açıkçası Zinza'yı. Çünkü güçsüz kalıyordu arkadaşlar. Ne hasarı yatıyordu ne şey. Beni seçti. Kral iyi yaptın da first blood verirsin, haberin olsun diyorum. Selam Mekşik, selam güzellik, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Eler, bugün normalde sizlerle beraber bufflı Zinza oynayacağız. Bayağıdır da bu arada Zinza videosu çekmiyoruz. Bugün güzel olacak. İnşallah benim blue'umdan başlamıyorsundur kanka. Bak uçan tekmeyle dövmek zorunda kalabilirim seni. Smite'ımızı atmayalım, direkt buradan blue'ya koşalım arkadaşlar. Eğer ki o çocuk red'i alıp da benimle dövüşmek gibi bir şey istiyorsa 2 level'da bu arada bakın VS atabiliriz ihtimalini göz önünde bulundurarak Q açtım çünkü karşımda Kindred var. Normalde W'yi açarım ama Kindred olduğu için Q'yu açtık. İster misiniz ben buradan atlayayım, Kindred burada olsun, first blood alalım. Şuraya bir tane ward'umuzu bırakalım. Niye atmıyor lan burada ha? Mevzuyu anladınız değil mi arkadaşlar? Ya VS atabiliriz ihtimaline dayanaraktan Q skillini açtım. Çünkü Q skillimizin ekstra AD olarak hasarı var. Ekstra AD'nin yanı sıra da adamı havaya falan kaldırabiliyoruz. Yani E ile üzerinize atladığımız zaman adamın, adam bizden flash'la bile kaçsa flash'la takip edip direktman kill alırız. Ya aslında bu matchup'ta güçlü olan taraf benim. Bu çocuğun beni seçmemesi gerekiyordu. Beni seçti. Demek ki daha önce Zinza maçını kazanmış. Mesela benim size kazanamaz dediğim matchup'lar var. Hatırlarsınız. İşte şey söylerim mesela. Geçenlerde söyledim. Kayn'le mesela Volibear dövüşemez arkadaşlar. Her türlü Volibear kazanır demiştim. Bir kardeşimiz altına şey yazmış. Yok abi işte kazanamaz. Ben Kayn'le kesiyorum. Bak gerçekten ilahi bir yardım gerekiyor kesebilmen için. İmkansız. Bugün 3 level'da Viego VC Volibear arkadaşlar. Denk geldik. Adama saldırdım. Adamın içinden geçtim. 3 level'da 4 level'da vesaire. Early'de çok sıkıntılı bir karakter. Geliyorum kankam. Stun'ı falan yiyebilirsin. Bak böyle bir gank yok. Bak bu gank legal değil arkadaşlar. Uçtuk. Hani çok ötelerden geldik yani genge. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu arada yeni jungle öğretici gelecek bu sezonla ilgili. Bayağı yorumlarda görüyorum abi jungle oynama işte stiliyle ilgili ya da işte jungle'da çok değişiklikler oldu bununla ilgili video çeker misiniz diye. Adamın bu taraftan geleceği belli olduğu için ne yaptım? İtekledim bu tarafa doğru. Adam oradan gelse bile bizi göremeyecekti. Akali bu tarafa doğru yürüyor. Aferin, helal olsun. Laner'ların bunu yapması gerekiyor bu arada arkadaşlar. Lane'de yani koridoru iteklediyseniz eğer ki gidip jungle'ınıza göz kulak olmanız gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir fight çıktığı anda mevzu patlar. İrelia saldıracaksın kanka. 4 siteyi bekliyorsun bak. Sessizce bekliyoruz arkadaşlar. Bir İrelia. Bir İrelia. Flash'ı olmayan bir İrelia. Böyle bir hareket yaparsa ne olur biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim, ölür. Kanka arka minyona falan böyle bir Q atman gerekiyor. Aha. My bad, özür diliyorum. Ben ölmeyeceğim. Ben ölmeyeceğim kral. Sen var ya süpersin oğlum. Helal olsun bak, güzel combo oldu. Nice. Adam bizden 5 CS öndü şu anda. Baktığınız zaman 5 CS çok büyük bir CS mi? Hayır değil. Oo, benim flash'ım yok. Bu hareket bizi bozar. Brand'in de flash'ı yok. Mesela şimdi ben geldiler burada beni kestiler, tamam mı? Benim için kötü bir durum. Evet, benim için kötü bir senaryo. Ama Brand'in flash yok mesela. Bot lane şu anda lane'i iteklemedi. Her saniye ben gideceğim o Brand'i öldürttüreceğim. Bir İrelia görüyorum arkadaşlar bak. Adamın üzerindeki stresi düşünsenize. Adam her yanlışlıkla agresif hareket yaptığında ölüyor. Bak. Bak her yanlış hareketinde ölüyor. Stunladın kanka. Bu sefer ölmedi. Lakin bayağı bir dayak yedi arkadaşlar. Benim kucağıma gelecekler bak. Çağırıyorum. Brand ayağıma gel kardeşim. Brand ayağıma gel. Ya da Zerat sen ayağıma gel. Bak birileri benim ayağıma gelsin kardeşim. E'mizi atmıyoruz arkadaşlar. Hop. 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 Neymiş demek ki arkadaşlar? Flash'ınız yoksa kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Gel kanka gel 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 gel. Adamın red'i çıkıyor. Kanka gelsene benimle. Tamam, Kindred yukarıdaymış. Gelmesine gerek yok arkadaşlar şu anda. Kindred ne yapıyor? Stain almaya çalışıyor. Güzel. Golem kampını kestik. Burayı da keseceğim hemen seri bir şekilde. Sonra direkt de alınabilir ama fight'a gitmek istiyorum. Kindred gel buraya. Ya buraya kardeşim. Ne oldu arkadaşlar? Bu adam beni seçiyordu değil mi? Neredeyim ben? Ben neredeyim abi? Sen bana ne yapıyorsun ya? Ben Zinza'yım oğlum. Şimdi arkadaşlar bot lane'de flash'ı olmayan bir Brand biliyoruz. Bakın gank mıknatısından kastım bu. Çıldırtacağız adamları ya. Bak adamları çıldırtacağız. Geldim. Yiğidim geldim.
Beyler adamlar beni görecekler. Beni stunlama ihtimalleri var arkadaşlar. Kanka sende flash yok ki. Hop. Demek ki neymiş Brent? Rakip jungle'a girdiğinde flash'ını atarken bu saatten sonra ilk kere düşünmen gerekiyor. Jungle'la takip etmeniz gereken en büyük unsurlardan bir tanesi arkadaşlar. Adamda flash var mı yok mu? Adam eğer ki flash'ınızı atıyorsa o dakikadan sonra bütün target'ınız o adam olmalı. Çünkü adamın üzerinde flash yok abi. Adamın da kaçabileceği bir şey yok. Bir de üstüne lane itiyorsa tadından yenmez. Bitti gitti. Eğer ki bir flash'ı olmayan adamın lane ittiğini görüyorsanız orada jungle'ınızı birazcık sorgulamanız gerekiyor. Burası çok şok amelli ya. Çok iyi denemedim mi? Kabul edin çok çok iyi denedim. Adamı flash atıp rele uzaklaştırdım direkt almak için çok iyi denedim. Güzel. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Biraz öfkelenmiş ve sinirlenmiş olabilirim. Elimdeki şu mızrağın büyüklüğünü görüyor musun Kindred? Kurt seni bakalım bundan koruyabilecek mi dostum? B ile yetişebilirsem eğer ki Kindred'a W'mla Brand'ı öldürebilirim. Brand bir dakika. Kanka sen delirdin ama bak. Uf. Bak kanka skill atma dur. Bak şu an çok inanılmaz şeyler oluyor burada. Atma skill kanka atma. Bak o beraber fotoğraf çekildiler ya arkadaşlar. Onlara ben vesikalık yapıp bu fotoğrafı göndereyim. Bayağı uzun süre bakarlar yani o fotoğrafa. Birlikte şöyle dedim ki arkadaşlar yan yana durun gülümseyin çekiyorum dedim. Gerçekten adamları yan yana koyup fotoğraflarını çektik. Çok iyiydi ya bu arada. Okey. Kanka yandan. Vur oğlum. Aa bir dakika beyefendi bir saniye. Geliyorum beyefendi. Beyefendi kule neden orayı vuruyor? Bak o adamı vurmuyor. Bak çifte standart var. Benim karakterim çekik gözlü diye mi bana vurdu? Bu adam da buraya kadar yürüdü vurmadı. Çifte standart var arkadaşlar. Gerçekten çekik gözlü karakter olduğu için vurdu. Başka hiçbir açıklaması olan kabul etmiyorum. Riot Games acil fixlenmesini öneririm. Yoksa ırkçılıktan sizi dava etmek zorunda kalabilirim. Gördün ama bak. Çekik gözlü olduğum için bu. Niye başka bir açıklaması? Irkçılık abi bu. Düpedüz ırkçılık yapıyor yani. Ben yayından çıktım. Yayında birazcık mentalimiz patladı. Şu an ama 10 numarayım arkadaşlar. Geldim kral. Bak bir e-skili var. Ömre bedel. Bir el skilli var bu çocuğun. Ömre bedel arkadaşlar. Adamı da orada hemen zınk diye kestik. Ne oluyor? Bizim Sivain ister istemez güçleniyor. AD carry kesiyor bu çocuklar. Nedense bir ADC düşmanlığı görüyorum onlarda. Sivain de kenardan güçleniyor. Farm falan yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Top lane'e pek gidemedik. Neden gidemedik top lane'e bu arada? Onu da söyleyeyim. Ben çünkü lane'i kazandığı için arkadaşlar gitmeme gerek kalmadı. Ama gerek olsa oraya da giderim. Yani oyunun hepsini etki ediyorum. Bunun benden detaylı videosunu istiyorsunuz. Aslında detaylı videosunu çeksem de bundan farklı bir şey anlatmayacağım size. Tam olarak böyle anlatacağım. Hadi bir tık daha böyle zinzadan ziyade oraya odaklanırız. Ama geldim oğlum. Bak bu çocuk dövüşmek istiyor arkadaşlar. Bu çocuğun hayatı fight olmuş. Bu çocuk hiperaktif ya. Aha. O nasıl değmez lan bu arada o? Ultim yok. CC yemeyeyim. Ultim yok. Neyse. Yine mevzuda varız yani. Her masada varız diyebilir miyiz? Akali. Hayır. Seni de çürütecekler. Ama ultisi var. Bir dakika baitliyor olabilir. Kindred'de de ulti var bu arada. Onu da düşünmesi lazım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? AP hasarı yiyorum değil mi ben? Evet yiyorum. Hexdrinker'ı önceden çekelim abi. Hexdrinker'ı alalım. Bir kafamız inceden rahatlasın. Bir şey diyeceğim. Bunun red'i var. Bak red'i var. Timing'i bende. Aşağıya gidiyormuşuz gibi bak. Sanki görselde bir aşağıya gidiyormuşuz gibi bir görüntü var ama ben bunları sürekli olarak bir kandırma hareketlerinde bulunuyorum. Onlar da aha red nerede? Eyvah. Aha. Şş. Aha kanka. Kanka Sivain. Tuttun onu. Kanka kaç yanıyoruz. Yanıyoruz kanka. Adam var ya oğlum var ya. Acıma mı?
Acıma mı? Ne demek lan acıma? Bir dakika. Dur asist. Tamam. Hextrinker hayatımızı kurtar. Arkadaşlar yeter bu kadar yani. Erkekliğin 10'da 9'da kaçmak değil mi abi? Ne yapıyoruz? Sabahtan beri dövüşüyoruz orada ya. Erkekliğin 10'da 9'u kaçmak dedik. Bir dakika dur, fight'a geri dönebilirim şu anda. Allah, çocuğu yiyip bitirirler orada. Tamam abi yeter. Yeter. Kafi fight. Kafi fight. Tamam. Bir saniye. Ya bak hep ona birileri yetişiyor abi. Oğlum bana yetişseniz var ya 3vs1 4vs1 atacağız ya. Can değerim azdı lakin. Akali'den beklediğim performans çıkmayacak mı? Oğlum bu nasıl maç? Her yerde. Kim kime dumduma belli değil. Oğlum çok kötü öldü ya. Oğlum ışınlandın mı lan Urgot? Urgot niye ölmüyorsun kral? Ölmen lazım kanka. Bokunu çıkartma yani, daha ne vurayım ben sana? 30 tane daha mı vurayım, ne istiyorsun anlamadım ki. İnceden bir küçük clear atabiliriz artık biz de bence. Sabahtan beri fight atıyoruz. Arada da böyle bir inceden clear atmamız gerekiyor ki level diff'i 1'in üzerinde tutalım. 1'in üzerindeki level diff gayet iyidir hasar çıkarabilmeniz için. Hani bir level diff bile iyidir hasar çıkartabilmeniz için ama 1'in üzerinde olması daha iyidir. Küçük bir boşlukta millet çok fightlamıyorken arada da split'e kaçabilirsiniz inceden. Bunun da sebebi şu arkadaşlar, split'te mutlaka bir level alırsınız, onu söyleyeyim. Ben bunu yaparım ama genelde işte takımınız orada motor oluyorsa, koşup koşup ölüyorsa bu sizi bayağı bir sıkıntıya sokar. Bak bir level'ımı aldım bile hemen split'ten, ilerliyorum. CS farkımız 6. 1 dakika var daha direkte, yapılacak herhangi bir objektif yok. Urgot güzel kaçmış bu arada. Hullbreaker var. Ama yine de split'e devam abi. Burayı da iterim kaçarım. Ultisi var mı Riven'in? Var. Aç ultini kral. Aa ulti mi yok senin? Bir dakika. Arkadaşlar hemen şöyle ultimizi atalım. Aha. Şöyle bir. Arkadaşlar yapmayın. Ocağımızı incir ağacı dikerler kanka. Yapmayalım bak. Yapmayalım kanka. Ocağımızı incir ağacı dikerler. Bir saniye. Kindred gelmesine daha var. Niye kimse gelmiyor? Çok merak ediyorum şu anda. Takımım bana neden gelmiyor arkadaşlar? Şurada bekleyeyim abi birazcık. Bir süre burada bekleyelim sessizce. Acaba nereye gittik? Aha. Çaktırma. CC bitsin. Oğlum anlamıyorum, neden fight'ı kaybetme ihtimalimiz yok? Nasıl kaybedebiliyoruz? Drake'e W'yu yetiştiremedim. Drake'i pullamışlar çünkü. Kime götürüyor beni Allah biliyor, biliyor musunuz şu an? Bak chat'e çek bir şey yazacağım. Eğer ki kabul ederse. Svein benle gezsene kanka. Brand'e tek atıyorum neredeyse. 5 canlı kaçıyor. Kindred'ı bırakmıyorlar. Benle gez GG. Bak benle gezsin biter arkadaşlar oyun. Çünkü skor 33-31 oldu. Biz bir anda kazandığımız maçta geri düştük. Ya yani adamların ilerlesi oyuna geri dönmek üzere. 147 CS yapmış. Hayvan gibi bir savaş dönüyor. Çok yardımcı oldum ama TR server olduğu için. Bakın ben bu adamları genk atmasam maç çoktan bitmişti. TR server olduğu için verdiğimiz üstünlüğü, avantajı vesaireyi hiçbir şey kullanamadılar şu ana kadar. O yüzden birinin benimle gezmesi lazım ki Brand mesela benim elimden az önce kaçtığı gibi 5 canlı tekrardan kaçmasın. Tam bir şey değil mi ya? PK mı bir? Herkes birbirine saldırıyor abi. Ya neden kimse yok? Neden kimse yok? Svein neredesin? Svein 11 saniye var, ölü. 3 kişi sıkıştırıyorlar arkadaşlar. İkisini kesiyoruz. Bence kafi yani şu an için. Şuraya gelip ward atar bu arada o ya, o çocuk. Kanka bu kadar basit. Bu kadar basit kankam. Bir ayrılalım birbirimizden. Üstümüze çok yük biniyor sanki. İki kişi yan yana gezerken bana öyle geldi. Bilmiyorum sen de aynısını hissettin mi? Bundan bahsediyorum bu arada bakın. Yanımda birinin gezmesi bu kadar olayı değiştiriyor. Tamam. Hayır.
Tamam. Kuleye, 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 kuleye vurun. Belki kurtarırız. Çok zor gözüküyor. Tamam, iyiyiz. Tamam. Alalım mı kanka şunu? Biz buna girdik seriden. Burada canımızı doldururuz. Kim geliyor buraya ya bu arada? Bu nasıl bir kanka? Affedersin de bu neymiş ya Urgot? Sen kendini ne zannediyorsun kanka? Beni kesebileceğini zannediyorsun. Gel bir tur deneyelim. Gel ben okuyayım diyeceğim de arkadaşlar. Arkası kalabalık gelecek şimdi. Hiç gerek yok. Dönelim abi. 3-300 paramız var. Belki bir G'ye çıkabilirim. Sen bir İonya'ya git kanka. Sen bir İonya'ya git kanka. Yani yardım gelse oynayayım diyeceğim de orada yardımsız oynayamayız arkadaşlar. 4 stack bu arada İralya. Tamam, keselim bu ayı. Bu şişkoyu keselim kanka. Gel 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 gel. Süpersin be oğlum. Gel kanka şimdi. Baronumuza gidiyoruz arkadaşlar. Bakın benim 130 CS'im var normalde. Elijah'yı nasıl görürsünüz? Şu dakikada 29 dakikada 130 CS olur mu? Hayatta olmaz. Ama meta bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle böyle oynamamız gerekiyor. Kenya'nın birkaç tane maçını izledim özellikle. Adam o kadar çok farm falan salıyor ki. Önce bunu bir tane YouTube'da şeyde gördüm arkadaşlar. Bir tane Graves OTP bir tane eleman var. O elemanın maçlarında gördüm. Adam baya baya arkadaşlar şeyi salıyor. Farmı falan salıyor, tamam mı? Yapmıyor yani. Gerektiği yerlerde farmı salıyor. Gank atması gerekiyorsa öncelikle gank atıyor. O NA'de hem birinci hem ikinci olmuş yani. Adam iki tane hesap kasmış. İkisinde de birinci ve ikinci olmuş. Sonra Kenya'nın bir tane bir iki tane analizine denk geldim. Aynı taktiği o da uyguluyor ve çok efektif. Her yerde varsınız. Yani şöyle söyleyeyim, ben şu anda 27 skorda verip takımımın atlarım bu arada. Atlarım bu arada kanka. Umurumda olmazsınız. Haberiniz olsun. Hepinize atlarım bak. Hepinize atlarım kanka. Beyler. Beyler, neden bizden hasar çıkmıyor beyler? Adamları kestik. 5 kişiler ama yine, değil mi? Bana ne vuruyorlar oğlum? Bozdu. Ultisi çok bozdu Kindred'ın. Riven de aşağıda yarıyor arkadaşlar. Normalde mesela benim oynadığım oyun stiliyle beraber oynasalar, işte Riven de fight'a gelse, Zayat da fight'a bir şekilde gelebilse maç burada biterdi. Kimden hasar yedim? 1370 büyü hasar yedim. 945 fiziksel hasar yedim. Gayet okey bu arada. Ultisi var ama ölecek sanki, değil mi? Ne olursun ölme kanka, arkadan sana atlayacaklar, ben adamların üstüne basmaya gidiyorum. Sen gel bakayım, ben sana atlayayım buradan, siz arkada çıldırın şimdi. Çok güzel çıkmadık mı bu arada arkadaşlar? Tertemiz girdik çıktık ama maalesef ki bizim olan hediye etti ya. Drake'i adamlara resmen hediye etti arkadaşlar bizim olan. Maalesef hediye etti, öyle bir sıkıntısı var. Dedi ki ben bunu hediye edeceğim dedi. Ben orada kesmemesi gerekiyordu. Ama maalesef kesti. Bitmiyor mu kanka ultin? Bitmiyor mu kanka ultin? Kindred beni seçiyorsun gerçekten değil mi? Yo, beni seçmiyorsun. Beni salmışsın. Tamam, arkadaki vuramasın arkadaşlar bize. Biz önümüzdeki hedefimizi keselim. Ne olur beni öldürtme. Ne olur beni öldürtme. Uf. Üf 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 üf. Üf üflüyorum arkadaşlar. Ne olur ölmeyeyim. 5 kişiye tek başıma kafa atıyorum. Takımımda kimse yok yanımda. Zayat tapta. Split atıyor. Karakter Allah'tan OP. Ölmüyoruz. Başka hiçbir açıklaması yok. Gelen buff'u hissettiniz mi bu arada? Gelen buff'u hissettiniz mi? İnanılmaz ölmedim abi. Gerçekten muazzam ölmedim. Bir hareketine saldırırım sana kral. Bak, bir hareketine saldırırım. Bak, bu hareket ne biliyor musunuz? Bunu yayınlarda çok yaparım. İki tane Q'yu vurduktan sonra arkadaşlar adamların üstüne çıkarsınız. Bir dakika. Kırdım. Klavyeyi kırdım. Artık birisi vursun da. Bu nasıl oyun ya? Vallahi birisi vursun. Kanka geldim. Çok iyisin bu arada. Hiç sıkıntı yok kankam.
Ne neden ya? Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Vallahi FF attıracaksınız ya. Oğlum neden adam Zonya basıyor, Ignite atıyor, iyileşmeyeyim diye her şey yapıyor. Niye kanka backdoor atıyorsun? Drake'i alıyorlar ya. İnsan gibi dövüşeceğiz arkadaşlar. Bu fight insan gibi dövüşeceğiz. Kindred'in olmadığı taraflara doğru sarkmaya çalışacağız. Çünkü bu kardeşlerimizin... Çıkmam lazım. Benim bunlardan uzaklaşmam lazım. Bu kralı bir keselim. Canım açılmıyor bu arada. Maşallahımız var. Tamam. Geldim. Allah'ım ben ölmek istemiyorum artık. Ölmek istemiyorum. 11 kere ölmüşüm. Ama Elijah ölüşü yapılır ya 11 kere ölmenin üstüne. 11 kere. Vurun lan. Vurun lan. Bir şey değil mi? Bize çok vurdular. Ama bence ben top damage olmam lazım. Yani en çok hasar bizim atmış olmamız gerekiyor. Çok klan fiesta bir oyun arkadaşlar. TR server maalesef böyle. Gerçekten çok klan fiesta yani. Hani hep şunu söylüyorum diyorum ya arkadaşlar, düşük elo ile yüksek elo arasında uçurum fark var. Yüksek elo'da bir kişi hayvan gibi fitler abi, onun farkından kaybedersiniz. Burada kim öne geçiyor, kim yukarı gidiyor, ne oluyor, ne gidiyor, neyin ne olduğu belli değil abi. Hani sürekli takıma bebek bakıcılığı yapmanız gerekiyor. Şöyle bakalım, grafiklere tıkladım, 54k vurmuşuz arkadaşlar. Bakın bu karakter 4000 HP, yani 4000 cana sahip olan bir karakter, hayvan gibi tank. 54k vurmuşuz. Ne kadar almışız hasar onu merak ediyorum ben şu anda. Alınan hasar nerede? 32.000 iyileşmişim. Darkin Kane'den daha çok iyileşiyor. Dümdüz Darkin Kane'den daha çok iyileşiyor. Alınan hasar 78k. Bak köpek olmuş. Yemin ederim köpek olmuş. Alın dümdüz oynayın abi Zinza'yı. Köpek olmuş ya. Böyle bir hasar alma şekli var mı? Urgot full tank kasmış. 48k hasar almış. Ben 78.000 almışım. Ki bunun yanında 115k düşürülen bir hasar var. Yani takımım ortalama 4000 can. Yani rakip takım ortalama 4000 canlı arkadaşlar. Adam olsa 20 kişi kesecek rakip takım. Ve ben o 20 skoru vermemişim. 78k hasar yiyerek 11 tane skor vermişiz. Olması gereken de bu arkadaşlar. Bu şekilde oynamanız gerekiyor. Hani şunu düşünebilirsiniz. Abi işte orada daha çok farm yapabilirdin. Bu metada gerçekten böyle. Bana sonuna kadar güvenebilirsiniz. Ha şunu söyleyeceğim. Böyle oynayıp da maç kaybetmiyor musunuz? Evet kaybedebiliyorsunuz. Neden diyeceksiniz? Mesela ben dedim ya Vestesi 14 maç üst üste win dedim diye. Bugün yayında mesela üst üste 4-5 maç kaybettik. Top lane'e giden çocuklar geliyor 0-11 oynuyor. Abi top'taki senin lane'indeki adam 0-11 oynarken karşısındaki adam oynamayı biliyorsa onu durduramazsın. Çünkü sen mesela jungle olarak oraya gank attığında 12 level olmuş oluyorsun. Adam 15 level oluyor. Arada 3 level'lık bir diff var. Yarı canı bile olsa dönüp sizi kesebiliyor. Bunu unutmayın ama oyun stili bu arkadaşlar. Hayvan olmuş bu arada. Zinza gerçekten hayvan olmuş. Tadından yenmiyor. Hayvan gibi fight diye biliyorsunuz. Can çalmanız var. Fight'a girip çıkıyorsunuz. 54k vuruyor. İşte ne bileyim 32k iyileşiyor. Şu anda metada bence gayet güzel bir yerde. Oynadığım elo bu arada. Gold elo'ydu. Haberiniz olsun. Seviyorum sizleri. Yayınları da bekliyorum bu arada arkadaşlar. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Twitch'ten takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Gecenin izleyenler de size de iyi geceler. Tatlı rüyalar diyorum. Like atmayı unuttuysanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.